İyi akşamlar. Hayırlı partiler, iyi ki doğdun. Teşekkürler. Hayırdır? Partiye gelmek için hastaneden mi kaçtın yoksa? Onlar sağ ol. İyi halden. Sen bayağı şakacı bir şey olmuşsun. Gelsene. Yok, gelmeyeyim ben. İçeride bir konuşalım mı? Gel içeride konuşalım. Selam millet. Fazla kaçırmışım galiba. O yüzden. Sen niye geldin? Hayırdır? Beni vazgeçirmeye mi geldin? Deniz'e seni evlenmekten vazgeçirmek için. Ben Deniz defterini kapıyorum artık. Senin bu fikrin değişir. Sen Deniz defterini öyle kolay kolay kapatamazsın. İyileşince fikrin değişir, gelir yine başımıza bela olursun sen. İyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Neyse yani... hani biz seninle bir ara bir kahve içip bir sohbet etmiştik. Ben sana demiştim ki sen eğer Deniz'i üzersen falan filan, hatırlıyor musun? Deniz'e köpek gibi aşığım. Onun için ölürüm. Öldürürüm. Hatırladım. Ölürüm, öldürürüm gibi laflar etmiştin. Ha. Etmiştim. Şimdi Deniz'den vazgeçtiğimi söylüyorum. Sen öyle kolay kolay vazgeçecek adam değilsin editör. Deniz sana aşık. Evet, bunu değiştirmemin hiçbir yolu yok. Yani... eğer onu üzersen, ben yine gelip senin üzerime, o apayrı bir şey ama... Deniz seni o kadar çok seviyor ki... benim hiçbir şey yok. Beni asla seni sevdiği gibi sevmeyecek. Dolayısıyla... Yiğit! 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 Bu ne ya? Ambulans çağırmamız lazım. Sen iyi değilsin abiciğim. Bu ne ya? Bu ne? Tuna. Yorma abiciğim. Dur yorma. Tuna. Tuna bırak. Bırak. Arama diyorum. Direkt yok. Ambulansla hastaneye gidince bir şey değişmeyecek. Hastanede öğreneceğim yeni bir şey yok benim. Ölüyorum ben. Ciddi öyle. Sen benimle kafa falan bulmuyorsun değil mi? Duyduklarına inanamadın değil mi? Gözün aydın editör. Çok fazla kalamayacağım aranızda. Gidiyorum yani. Hiçim bu şakası yapılacak bir şey mi? Hı? Sen böyle bir adam değilsin ya. Sen uzaktan bakıldığında eli yüzü düzgün mantıklı bir adamdın. Beyninin safına tümör yapıştı diye mi böyle oldun? Bu hıyarlıklar nereden geldi abicim sana? Yiğit Balcı, sen yarın Deniz Aslan'la evleniyorsun abicim. Neden bu kızın bu durumdan hala haberi yok? Başında hayır demem lazımdı. Zaten bu evli kişine de diyememişti. Ya Deniz o kadar hevesli, o kadar heyecanlıydı ki... kıramadım hevesini. Şey yapamadım, onu mutsuz edemedim. Edemem. Sen ne yapardın? Yani ne yapılabilir ki böyle bir durumda başka? Mesele düğün değil. Sensin birader. Mesele senin sağlığın. Senin gidip Deniz'e bunu söylemen lazım. Yani bu hastalığın ilacı destek. Destek yani o radyasyonlar, işte tedaviler, ilaçlar falan tamam hepsi okey ama... yani bu noktada en iyi gelecek olan şey sana Deniz. Peki ben ona iyi gelebilir miyim?
Gelemem. Defolup gideceğim zaten bu dünyadan. 3 ay, 6 ay belki de bilemeden en fazla 1 sene sonra arkamda kocaman bir enkaz bırakıp defolacağım, gideceğim bu dünyadan. Sen ne yaparsın? Benim yerimde olsan sen sevdiğin kadına bunu yapabilir misin? Kendi acını hafifletmek için onun hayatını mahvedebilir misin? Acımı hafifletmek için sevdiğim kadının hayatını mahveder miyim? Yiğit, bu bir bakış açısı. Ama bir tane daha var galiba. Belki de ben kalan ömrümün her saniyesini sevdiğim kadına armağan ederim. Onu her öptüğümde son defa öpüyormuş gibi öperim. Elini her tuttuğumda son defa tutuyormuş gibi. Ona her sarıldığımda, her baktığımda son defa yapıyormuş gibi yaparım bunların hepsini. Neden gittiğimde ona öyle anılar bırakırım ki benim bıraktığım anıların meyvesiyle hayatı boyunca yaşar. Yemyeşil dimdik durur. Kimse onun dalını kıramaz. Yiğit, yarın git. Deniz'e her şeyi anlat. Ve onunla evlen. Eğer sen söylemezsen ben söylerim. Ve bu sefer Deniz için değil, senin için yaparım. Şş, sakın. Öyle bir şey yapmıyorsun. Sakın editör. Deniz öğrenecekse benden öğrenecek. Tamam mı? Bana söz veriyorsun, böyle bir şey yapmıyorsun. Peki. Yapmayacağım. O zaman şöyle olacak. Ben düğününe gelmeyi düşünmüyordum. Ama bu durumda geleceğim. Geleceğim ve senin Deniz'e her şeyi söyleyerek evlendiğinden emin olacağım. Eğer yapmazsan evlenmenize izin vermeyeceğim. Tamam mı Yiğit Balcı? Kendine iyi bak. Aklımda bir şey var aslında editör. Sen bana lazımsın. İstesen de istemesen de bana yardım edeceksin. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.